Safiş. Safişçik, Safiye Sultan. Vay! Sinop'tan yeni mallar gelmiş. Kesin şeter talan burada. Galiba yine enişte baskısı var ha? Bu da enişte beydir şimdi. Karısına esip yağacak. Alo? Sıdıka, ben Kenar. Hı? Kenar mı? Tanımadın değil mi? Haklısın. Tanıyamazsın tabii. Ben bile kendimi tanıyamıyorum Sıdıka. Trilyon türlü telefon sapının arasında bile senin tarzını pıt diye tanırım Kenar. Hayır, şaşkınlığımın nedeni başka. Sinop'taki eniştemden telefon bekliyorduk da o sandım. Ben bir eşeğim Sıdıka. Onu biliyoruz. Ha, başka bir itirafın varsa söyle, TBK dediğim televizyonlara satarız ha? Nereden biliyorsun? Yoksa dün geceyle ilgili bir şeyler mi duydun? Yalan valla. Nereden duyacağım ben lan senin gece ne halt karıştırdığını? Hem bana ne? Bak Sıdıka, ben bu sabah bir otelde uyandım. Telefon sapıklarının da arada bir turne düzenleme hakları var tabii. Neredesin şimdi? Hangi yörenin kızlarını taciz ediyorsun Kenar? Yok Sıdıka, garnizon içindeydim ya. Sabah tarla başında bir otelde uyandım. Pişmanım Sıdıka. Ay niye pişmansın? Otelin havlularını falan mı çaldın? Öyle değil Sıdıka. Ben dün gece alkollüyken bir eşeklik yaptım. Daha doğrusu yapmışım. İnan bana kendimde değildim ya. Ben seni aldattım Sıdıka. Üstelik 7 milyon 250 bin lirayı çalıp gitmiş o kaltak. Otele borçlu kaldım. Evdeysen gelip ayaklarına kapanacağım Sıdıka. Ha, deliye bak be. Ne işin var bizim evde senin? Sen hala kendine değilsin Kenar. Evin 4 kilometre çapındaki bir alana yaklaşırsan bu sabah da hastanede açarsın gözlerini. Pişmanım Sıdıka. Gül gibi sevgilim dururken gelip elin fahişesiyle otellerde... Kimin sevgilisi lan? Ya dün gece alkol arızası nedeniyle kısa bir kesim oldu ama sen benim genelde sevgilimsin Sıdıka. Bak hala ne diyor ayı? Ulan Kenar, sen şimdi oda servisini çağır tamam mı? Kendini bir güzel dövdürt. Abimle babama iş çıkartma. Hatta otelin yangın merdiveni falan varsa kendini yakarak aşağı at. Ben artık otelde değilim Sıdıka. Eve döndüm. Bir daha gitmem artık o otele. Mazide kaldı o günah yuvası. Katmerli salak ya. Alo. Niye ses vermiyorsun Sıdıkam? Yoksa kıskandın mı beni? Bunda bozulacak bir şey yok ki. Bu tabiat kanunu yani. Erkeklerde bu böyle. Anlatabiliyor muyum? Yani arı gibi. Çiçekten çiçeğe tohum bırakıyor hayvan. Zürriyet devam edecek. İçgüdü yani içgüdü. Anlıyor musun? Aslında sen kafalı bir kızsın biliyor musun? Kitap falan okuyorsun ya. Anlarsın yani. Ama sen eninde sonunda benim çocuklarımın anası olacaksın. Ben de sana döneceğim Sıdıka. Alo. Alo. Lan kapattı kaltak. Ulan Kenar. Gene sensen. Alo. Niye telefonu kapatıyorsun lan suratıma kütlederek? Arasın diye bir daha çok beklersin sonra ama. Kenara kız çok kızım. Bak Kenarcığım. Bir telefon sapı olduğun gerçeğini artık kabul etsen iyi olur tamam mı? Örf ve adetlerimize göre benim telefonu suratına kapatmam gerekiyor. Mümkün olsa telefonla başka şeyler de yapacağım ama teknoloji henüz buna müsait değil. Şuraya bak ya. 150 kere evine telefon ettik diye benden bir tarafın kalktı. Kızım benim 1978 yılından beri taciz ettiğim insanlar var. Bir tek sen papuç dilli çıktın böyle. Da 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 da. Yok böyle bir şey ya. Hayret bir olay ya. Ne? Ne gibi? Ulan bir de sessiz mi kalacaktık yaptıklarına? Bak bilakis. Sıdıka, insan bir inler. Ne bileyim üstüne giydiğini falan anlatır yani. Şunu bil ki telefondaki kadınlık görevin hiç yerine getiremiyorsun Sıdıka. Biz de insanız ya. Bir takım fantazilerimiz var. Bizim de bir takım ihtiyaçlarımız var yani. Yok. Bu böyle olmayacak. Allah'ım bir şey olsa da hafızamı kaybetsem ya. Gerçi bir şey değişmeyecek ama en azından her şey benim için sıfırdan başlamış olur. Sıfırdan mıfırdan başlayayım diyorsun ama şu an hareketlerinden sonra zor biraz. Unut beni Sıdıka. Ay hakikaten Kenar. Keşke bu mümkün olsa. Böyle karşılıklı birbirimizi unutsak.
Ne sandın ya kızım? Öyle herhangi birisi değilim ben. Unutamazsın tabii. Bak, dün geceki karının aklı hala bendedir. Gerçi neler oldu ben tam olarak hatırlamıyorum ama... Görüyorsun değil mi? O kadar çok karı kız var ki etrafımda, hafızamda yer bile etmiyor. Ben de onu diyecektim Kenan. Senin bekleyenin vardır şimdi. Bugünkü taciz programını aksatma istersen ha? Ayrıca insanlar çift yaratılmıştır derler. Sen benim çiftimi aramayı niye denemiyorsun ha? Hadi ben sana Avustralya'nın kodunu vereyim, sen aramaya başla, tamam mı? Ya Avustralya'ya şimdi çok yazar Sıdıka. Parayı çarptırdım. Biliyorsun param yok. Ya sahi benim hesabıma bir miktar para geçirebilir misin sen numarayı versem? He? He? Deli bu ya. İyi be. Bir de üstte para vereceğiz ha? Ve sen de iyice şımardın ha. Ne bağırıyorsun lan? Tamam bu iş burada biter. Bir daha beni arama sakın, tamam mı? Kafalı salak. Ulan sanki ben aradım onu. Bir daha aramayacakmışmışım. Ya Rabbi ya Resulallah.